Gençlerimiz geleceğimizdir diyoruz ve tabii ki geleceğini şekillendiren de üniversiteler gençlerimizin. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Sayın Metin Doğan, stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş Sayın bulduk Doğan. Efendim. Gerçekten biz panorama olarak bunu yapıyoruz. Değişik üniversitelerimize de gittik geçtiğimiz haftalarda. Tam da tercih zamanlarının artık sonuna doğru yaklaşırken... Evet. Aslında 2-3 saatlik sınav maratonu gibi geliyor ama bütün geleceğini şekillendiren, bir gencin geleceğini nakşeden bir tabii ki bir sistem var. Sistemin sonucunda tabii ki üniversitelere giriş hakları doğuyor. Tabii üniversitelerin de onları yetiştirmesi, bu vatana kazandırması, nitelikli bir şekilde onları armağan etmesi gerekiyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi de bu üniversitelerimizden bir tanesi. Aslında biraz sizle de sohbet ederken söyledik, vakıf üniversitesi gibi geliyor. Hani paralı üniversite gibi geliyor belki de isminden dolayı ama tamamen bir devlet üniversitesi. Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Evet. Değil mi? Evet. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2010 yılında kanunu çıkmış bir devlet üniversitesi. Ankara'nın 5. devlet üniversitesidir. 50 yıl aradan sonra kurulmuş. Yani Ankara'daki devlet üniversitelerin en genci ve bizim aramızda bir 50-60 yıllık zaman var. Evet. Böyle bir ihtiyaç doğduğu için. Kurulduğu andan itibaren özellikle tabii TRT Avaz programında olduğumuz için, panorama tabii. programında biraz da bizim gönül coğrafyamız dediğimiz bölgeye de hitap eden uluslararası bir araştırma üniversitesi olarak kendisini yapılandıran, adımlarını buna göre atan, vizyonunu, misyonunu buna göre belirlemiş olan bir üniversitedir. Tabii araştırma üniversitesi deyince ne anlaşılır? Bir kere yılda en az 200 civarında doktora öğrencisini mezun etmesi lazım. Evet. Tabii genç bir üniversite için bu duruma gelebilmek kolay bir şey değil. Biz bugün 300 yılda yaklaşık 300 doktora öğrencisini mezun eden bir üniversite konumuna gelmiş durumdayız. Tabi uluslararası olması lazım. Uluslararası öğrencilerin tercih ettiği, uluslararası öğretim üyeleri olan, aynı zamanda değişim programlarının olduğu bir üniversite olması lazım. Bizim de devlet üniversiteleri içerisinde en yüksek uluslararası öğrenci oranına sahip üniversiteyiz. Yaklaşık öğrencilerimizin %10'u 94 ülkeden kabul ettiğimiz öğrenciler. Tabi başkent Ankara'da olmanın avantajı var. Belki programlarımızın İngilizce olmasının avantajı var. Ama en önemlisi üniversitenin kendisini bu misyona göre planlamış ve ona göre yapılandırmış olması önemli. Evet. Peki 2010 yılında kuruldu ama belli bir aşama kaydetti üniversiteniz. Artık Ankara'da kendini kabullendirdi ve külliyesini de oluşturdu Esenboğa'da, evet, değil mi? Esenboğa, evet. Bizim tabii Esenboğa Külliyesi'nin Esenboğa'da olmasının bir sembolik anlamı var. Üniversitenin adının Ankara Yıldırım Beyazıt tabii. Üniversitesi olmasının sembolik anlamı var. Biliyorsunuz üniversite külliyemiz tarihte Ankara Savaşı'nın geçtiği alanda kuruldu. Tam da bu Esenboğa Havaalanı'nın bulunduğu zihnim bölge. Zihnim yanıltmıyorsa 1402. 1402, evet. İki büyük Türk Hakan'ın yapmış olduğu bir savaş. Aslında Timur da Türk. Özbek. Her ne kadar Özbek, evet, Özbek Türk'ü. Moğol sarayında yetişmiş, damat olarak girmiş. Evet. Ama tabii Yıldırım Beyazıt Osmanlı birliğini sağlayan komutan, adının Yıldırım olması tesadüf değil. Yani bir anda İstanbul'da, bir anda bakıyorsunuz Balkanlar'da, bir anda Anadolu'nun bir noktasında. Anadolu'da Türk birliğini sağlayan komutan. Ama o dönem için süper güç sayılabilecek olan iki gücün savaşı. Türk devletinin İki hatta. Türk devletinin savaşı. Tarihçiler der ki yani bu savaş İstanbul'un fethini 50 yıl geciktirmiştir diye bir ifadeleri olur. Ama çok çabuk toparlanmış tekrar Osmanlı Devleti. Hemen imparatorluk olma yoluna girmiş. İşte buradaki sembolik anlam aslında bizim üniversitemizin milli tarihimize, milli kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize, yani milli değerlerimize sahip çıkan, bunu dünyaya tanıtmaya çalışan ama bilimsel anlamda da dünyanın gelmiş olduğu bilimin son noktasında eğitim veren uluslararası bir üniversite olma hedefini güden bir
üniversite aslında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Aslında ülkelerin lokomotifi üniversiteler. Bunu evet, biz Amerika'da evet, görüyoruz, İngiltere'de görüyoruz. Artık Türkiye'de de görmeye başladık. Yapılan o gelişmeler, faaliyetler ki kulakları çınlasın, sizin üniversitenizin bünyesinde borç çalışmalarını yapan doçent doktor Mükerrem Şahin de biz programımıza konu kalmıştık. Evet, evet. ARGE çalışmaları kapsamında neler yapıyorsunuz? Ülkeye nasıl bir katma değer üretiyorsunuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak? Tabii araştırma üniversitesinin en önemli özelliği araştırma yapmasıdır. Bu arada bu yıl yapılan bir istatistikte ben bir örnek vermek istedim. Türkiye'de uluslararası yayınlarda, öğretim üyesi başına düşen yayınlarda da ilk 10 üniversite. Yani genç bir üniversite ama puan sıralamalarında ilk 10'da olmasının tesadüf olmadığını, bunun ARGE ve bilimsel çalışmalara da yansıttığının bir göstergesi. Bu çalışmaları biz yapmıyoruz. Bağımsız kuruluşlar yapıyor. Evet. Tabii pek çok çalışma var. Öne çıkan bazılarını sizin bahsettiğiniz gibi borla ilgili savunma sanayide ve uzay sanayisinde yakıt olarak kullanılması ile ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Evet. Yine tıp alanında, özellikle biyokimya alanında öğretim üyelerimiz tarafından geliştirilmiş olan bazı laboratuvar tetkiklerinin hem yeni yöntemlerle ve basit ucuz yöntemlerle ölçülmesini sağlayan hem de bugüne kadar hiç ölçülmeyen ve rutin dünyada kullanıma girecek olan yeni geliştirilmiş yöntemler var. Evet. Yine savunma sanayide denizaltılarda işte düşman denizaltılarını uzaktan tespit edilebilecek radar sistemleriyle ilgili bunun Türkiye'de geliştirilmesiyle ilgili ki bu çok yüksek bir teknolojidir. Yani dünyada bir iki ülkede olan bunun milli olarak geliştirilmesine katkı sağlayan çalışmalar var. Yani sayabileceğimiz pek çok çalışma var. Örnek çalışmalarımızdan birisi özellikle üniversite sanayi işbirliğini arttırma açısından Ankara Teknopark, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte yürüttüğümüz bir çalışma ki burada da teknoparkların aynı zamanda üretim yapan teknoparklara dönüşmesi şeklinde öncü bir çalışma. Bir Hacettepe'de var, bir de sizde var. O zaman Ankara'da bildiğim kadarıyla. Birkaç tane daha var ama tabii büyük en büyüğü Teknopark Ankara. Bunu gururla söylüyoruz. Evet, evet. Bizim eğer 2023 hedeflerine ulaşmamız gerekiyorsa özellikle bu üniversite sanayi işbirliklerine çok ciddi önem vermemiz gerekmekte. Evet. Bu konuda yoğun çaba sarf ediyoruz. Peki yaptığınız işbirlikleri OSB'lerle var mı? Mesela Ankara'da başkent OSB bu konulara eğiliyor. Tabii, biliyorum. Bu tarafta ortaklığımız bulunduğu için onu ifade ettim. Bütün organize sanayi bölgeleri ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliğimiz var. Hem kamu hem özel yaklaşık 220 civarında işbirliği protokolümüz var sanayi kuruluşlarıyla. Son dönemde özellikle sanayi kuruluşlarıyla birlikte mühendislik fakültesinde bitirme tezleri şeklinde bir çalışmamız oldu. Şu anda tam yaz döneminde bunlar devam ediyor. Öğrencilerimizin bitirme çalışmalarını sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik yapmalarıyla ilgili. Bu özellikle orta büyüklükteki sanayi kuruluşlarının daha büyümelerine katkı sağlayacak çalışmalar olacak. Tabii ki bir de başında da bahsettik, yurt dışından gelen öğrencilere ayrı bir ehemmiyet gösteriyorsunuz, evet, özen gösteriyorsunuz. Evet. Ne kadar öğrenci geliyor, ne kadar öğrenci sayınız var? Özellikle Türk Cumhuriyetlerinden ve Balkanlardan. Bu yıl uluslararası öğrenci sayımız 1500-1600 civarında olacak. Toplam öğrenci sayımız da 17 bin civarına ulaştı. 6 yıllık, 6 yaşına bir üniversite olarak aslında iyi bir sayı. Tabii her yıl 2000, 3000 civarında uluslararası öğrenci başvurusu alıyoruz. Bunların içerisinden 300-400 kadarını kabul edebiliyoruz. Bazı alanlarda tabii uluslararası özellikleri olan alanlarda yoğunlaşma var. Biz öğrencileri kendi ülkesinden yapacağı bir online başvuruyla ön başvurusunu alıyoruz. Daha sonraki aşamada bize yine elektronik ya da posta yoluyla
mezuniyet bilgilerini ulaştırması ve dosya üzerinden ve girmiş olduğu kendi ülkesindeki sınavlar ya da uluslararası geçerli olan sınavlardan almış olduğu puanlar üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Bunun ne avantajı var? Birincisi, öğrenci başka bir ülkede kazanıp kazanmayacağı belli olmayan bir üniversite için gidip masraf edip tabii sınava girmesi gibi bazı handikapları ortadan kaldırmış oluyoruz. O yüzden çok yoğun bir başvuru alıyoruz. Ülke kontenjanlarımız var. Yani bazı ülkelerden çok fazla başvuru var. Özellikle Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkmenistan gibi. Onlara tabii biraz daha pozitif ayrımcılık yapmakla birlikte yine de bir sınır koyuyoruz. Bu yüzden 94 ülkeden öğrencimiz var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden Nepal'e kadar çok öğrencilerimiz var. 6 senelik bir üniversite için çok iyi bir sayı aslında. Yani evet, çıkarttığı makalelerle. Tabii ki bir de kampüs hayatı var. Aslında Esenboğa Külliyesi biraz da ondan da önemli. Evet. Şimdi öğrenci olarak hepimiz öğrenci olduk. Öğrenciler ilk önce tabii ki barınma, yani sosyal imkanlara bakıyorlar. Evet. Üniversitenin neyi var, neyi yok. İşte kütüphanesinden tutun kalacak yerine kadar. Ne tür imkanlar sağlıyor Yıldırım Beyazıt Üniversitesi? Öncelikle kendilerine buradan da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ankaralı iş adamlarının kurmuş olduğu AYBEV diye kısaca söyleyeceğimiz Ankara Yıldırım Beyazıt Vakfı var. Bu vakıftaki iş adamlarının kurmuş olduğu vakıf ve tek görevi bizim Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerine burs vermek. Başka bir ticari faaliyeti vesairesi olmayan bir vakıf. Yaklaşık 400 öğrenci, zaman zaman 500'e çıkabiliyor. Burs veren bir vakıf. Yani ciddi oranda burs veriyoruz öğrencilerimize. Bunun dışında diğer vakıflardan da genel olarak başarı bursları veren vakıflar var. Yine Başbakanlığın başarı bursları var. Onun dışında da burs imkanı sağlayamadığımız öğrencilere de yaklaşık 200 civarında öğrencimize de yarı zamanlı çalışma imkanı tanıyoruz ki onlar da eğer burs imkanı yoksa üniversitenin kendi içerisinde çeşitli birimlerinde görev yaparak aynı zamanda burs gibi bir gelir elde etme şansına sahip oluyorlar. Bu öğrenciler için tabii ki çok iyi bir yol çünkü gerçekten öğrenci zor şartlarda biraz da hayatını devam ettiriyor. Bir şekilde Anadolu'dan gelmiş oluyor, başka ülkelerden de gelmiş oluyor. Peki barınma, işte üniversitede yurt imkanı, tabii Ankara olduğu için biraz daha rahat ama Esenboğa tarafında var mı? O önemli çünkü. Bir de tabii ulaşım da çok rahat. Esenboğa'da yakın olduğu için havalimanı. Ulaşımla ilgili çok ciddi bir sorunumuz yok. Doğrudan üniversite kampüsüne gelen, külliyemize gelen hatlar mevcut. İki ayrı halk otobüsü ve bir tane Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs hattı var doğrudan. Bunun dışında da yine üniversitemize uğrayıp giden birkaç tane otobüs hattı var. Ankara'da yurt ya da barınma açısından çok büyük bir problem yok. Bunu biliyoruz. Bunun dışında ayrıca hem kredi yurtların genel müdürlüğünün hem de kendi üniversitemizin yurtla ilgili ikinci etap programlaması devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda yurtlarımız da faaliyete geçecek. Bunun dışında Etlik'teki yerleşkelerimiz ve Bilkent'teki yerleşkelerimiz var. Buralarda da çok sayıda yurt mevcut yakınlarında. O yüzden barınmayla ilgili büyük bir problem yok. Öğrenci kulüpleriyle ilgili yani tabii Ankara'da eğitim görmenin bazı avantajları olması lazım. Ankara'nın yoğun kültürel, sportif, bilimsel faaliyetlerinden öğrencilerimizin faydalanma imkanı var. Yani bu özellikler, özellikle formal eğitim dışında öğrencilerin almış olduğu yan eğitimler ya da yan destekler aslında gelecekte onları diğer aynı branşta eğitim görmüş öğrencilerden bir adım öne çıkartacak özellikler. Bunlarla ilgili çok sayıda faaliyet olmakta üniversitemizde. Yani bazen bir günde 10 ayrı etkinlik olduğu ve ben mümkün olduğunca katılmaya çalışıyorum ama yetişemediğim faaliyetlerde oluyor. Tabii
öğrenciler için tercih dönemindeyiz. Onunla ilgili de birkaç şey Tabii. söylemek lazım. Hatta fakülteler hakkında biraz bilgi verelim. Evet. Yeni açılanlar var mı? Önceki fakülteler ne kadar öğrenci alacak gibi? Bizim tıp fakültemizde iki programımız var. Birisi Türkçe, birisi İngilizce. İki ayrı program. Türkçe'de 100 kontenjanımız var. İngilizce'de 160 kontenjanımız var. Evet. Ama Türkçe'de ayrıca Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini de biz bu yıl eğiteceğiz. Yani artık başka üniversitelere de hizmet vermeye başladık. O yüzden 160-160 gibi düşünebiliriz. Tabii bu ciddi derecede uluslararası öğrenci kontenjanımız var. 26 Türkçe'de, 40 civarında da İngilizce programda uluslararası öğrenci kontenjanımız var. Bunun dışında hukuk fakültemiz Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında ilk kez %30 İngilizce eğitim veren bir hukuk fakültesi. Yani hazırlık eğitimini mütakiben öğrencilerimiz, yani mezun olan hukukçularımız İngilizce bilerek mezun oluyorlar. Eğitim süreçleri boyunca her yıl derslerin %30'u İngilizce anlatılıyor. Zaten o dersleri alabilmek için öğrencinin İngilizce bilmesi gerekiyor. Tabii bunu belki öğrencilik aşamasında zor gibi öğrenciler yani. Algılayabilir ama mezun olduğunda kesinlikle istihdam problemi olmayan hukukçular var. Şu anda hukukçular arasında da biliyorsunuz Tabii. istihdamla ilgili sorunlar var. Siyasal Bilgiler Fakültemiz Türkiye'de ilk kez İngilizce eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi. Evet. 3 tane var. Belki bir tane daha kuruldu zannedersem bu yıl. Dördüncüsü Ankara, İstanbul Üniversitelerinde. Sonra da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde. %100 İngilizce eğitim veriyoruz. Hakikaten çok ciddi uluslararası akreditasyona sahip bir hazırlık okulumuz var. Bu nedenle yani hani sözde değil özde hazırlık eğitimi veriyoruz. Yani gerçekten yani İngilizceyi öğreniyorlar. Evet, öyle söyleyelim. Öğreniyorlar, onu söyleyelim. %70'ine kadar İngilizce eğitim var. Yaklaşık %80 diyebiliriz %80. Programlarımızın. Yine işletme fakültesi 4 program var. Siyasalda da 4 program var. Hepsi İngilizce eğitim veriyor. Yine mühendislik ve doğa bilimlerinde 6 programımız var. Onlar da %100 İngilizce. İslami İlimler Fakültemiz var. Arapça hazırlığı mütakiben. O da %30 derslerin %30'u Arapça. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi içerisinde de İngilizce ve Türkçe olan programlarımız var. Tarih %30 İngilizce, psikoloji %100 İngilizce, Türk dili, sosyoloji, psikoloji, felsefe, Türkçe, bilgi belge yönetimi bölümleri de Türkçe eğitim veriyor. Yine Türkiye'de ilk olan Türk Din Musikisi programımız var. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarımız içerisinde. Türk Din Musikisi ana bilim dalını ilk kuran üniversiteyiz konservatuvar içerisinde ve bu alanda ilk lisans programını veren üniversiteyiz gene aynı zamanda. İlk mezunlarımızı bu yıl verdik. İnşallah gelecek yıl ikinci mezunlarımızı da vereceğiz. Oraya İnşallah. Da yoğun bir talep var. Yine Sağlık Bilimleri Fakültemiz var. Orada da odyoloji, hemşirelik, spor bilimleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik gibi bölümlerimiz var. Onlar da hakikaten çok revaçta olan bölümler. Bütün hepsine baktığımızda programlarımızın Türkiye'de hep ilk 10 içerisinde yer aldığını görüyoruz. Bazen ilk 5'te olanlar var. Birinci sırada olanlar var. Özellikle İngilizce olup da başka da Türkiye'de olmayan devlet üniversitesi içerisinde olan bölümlerimiz var. Onlar ilk sıralarda, ikinci, üçüncü sırada yer alanlar var. Genel olarak iyi bir eğitim verdiğimizi düşünüyorum. Mezunlarımızın birçoğu hemen yurt dışında iş imkanı. O çok önemli. Yani veya lisanslı eğitime devam etme imkanı da bulabiliyorlar. İstihdam çok önemli. Evet. Artık son bir hafta kalıyor. İşte tercihler, tercih maratonu sona erecek. Neler söylemek istersiniz? Yani Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni neden tercih etsin öğrenciler? Birinci genel bir iki şey söylemek istiyorum. Tabii. Yani öğrenciler şimdi bu hafta tercih yapacaklar. Bir kere şunu bilmeleri lazım. Üniversite eğitimi lisenin bir üst sınıfı değildir. Yani üniversite eğitimine geçerken, tercihlerini yaparken geleceklerini de planlayacaklar. O yüzden kendi özelliklerine, yani bu biyolojik özellikleri olur, psikolojik özellikleri olabilir, sosyal özellikleri, yetenekleri, arzu ettikleri gelecek planlarına uygun bölümleri seçmeleri gerekir. Seçecekleri alan önemli, o alanı araştırmaları gerekir. Çünkü
Üniversite eğitimi 4-5 yıl sonra bitecek. Ondan sonra kalan bütün hayatını o alanda geçirecek. O yüzden alanla ilgili bilgi edinmeleri lazım. Yine ekonomik açıdan ve istihdam açısından durumu önemli. Sadece isimlerin büyülerine kapılmamaları lazım. Yani bu ister üniversite ismi olsun, ister bölümün ismi olsun. Bazen büyülü gelebilir gençlere. Ama okulu bitirdikten sonraki iş hayatını da mutlaka yani mesela şimdi lazım. Bilindik üniversiteleri tercih ettikten sonra mesela orada iyi bir bölüm okumadıktan sonra hani diğer tarafta tabii. iyi bir bölüm okumak, diğer üniversitelerde iyi bir bölüm okumak evet. onlara daha fazla tabii. artık kazandıracaktır. Tabii. Mutlaka. İşte biraz önce bahsettiğimiz üniversite hayatı dönemindeki burs var mı? Kampüste hayat tarzı nedir? Mezunlarının iş imkanı nedir? Bunlara dikkat etmek önemli. Tercih sırasında almış olduğu puanlar, sıralamalar önemli. Çok kesin olmamakla birlikte yaklaşık sıralamalarına uygun alanları yazmaları. Bunun biraz üstü, biraz altı. Genelde 10 bin üstü, 10 bin altı diye söylenir. Buna dikkat etmeleri lazım. İlave beceriler neler? Yani üniversitede tercih edeceği üniversitede sosyal etkinlikler. Sadece bu bir kültürel, işte bir müzik vesaire faaliyeti gibi değil. Kişisel gelişimini arttırıcı, ek becerileri kazandırıcı neler var? Bunlardan en önemlisi olmazsa olmazı diyebileceğimiz yabancı dil. Tabii. İyi bir yabancı dil eğitimi veriliyor mu? Onun dışında kendisini bir adım öne çıkartacak faaliyetler neler var? İşte kişisel gelişim, diksiyon gibi sizin tabii. alanınızla ilgilendiriyor. Tabii. İletişim becerilerini artıracak neler yapılıyor? Bence iş hayatında en önemli şey alan bilgisinden sonra iletişim becerileridir. Kesinlikle. O yüzden iletişim becerilerini artırıcı ek faaliyetler yapılıyor mu? Bunlar çok önemli. Bunun dışında şehir mi, üniversite mi diye bir ikilemde kalabilir. İkisi de önemli. Yani şehrin biraz önce bahsettiğimiz gibi kültürel, sosyal imkanlarından faydalanacaksa önemli. Yoksa tabii. bunlardan faydalanmayacaksa şehrin bir önemi yok. Şimdi gençler genellikle İstanbul'u tercih ediyor bu şeylerde. İşte deniz evet. var, güzel, üniversite, evet. rahat bir ortam ama Ankara'da İstanbul tabii. kadar güzel bir şehir. İstanbul'da hayat zor. Çok yani, zor, burada daha rahat. Zaman kayıpları fazla. Ankara'da bu açıdan daha avantajlı. Tabii bilimsel özellikler önemli. Yani bilim üretimi nedir gidecekleri, tercih edecekleri üniversitede? Buna dikkat etmeleri lazım. Yurt dışı iletişimleri, üniversitenin uluslararası özellikleri nedir? Öğrenci değişim programları, uluslararası öğretim üyesi var mı? Veya üniversitenin uluslararası diğer üniversitelerle ilişkileri ne durumda? Bunlar önemli. Ve meslek seçerken mesleğin geleceği ne durumda? Yani şu anda yok olmaya yüz tutmuş bir mesleği tercih ederse 4 yıl sonra bunun daha da kötü olacağını hesap etmeli. Ve çağa uygun meslekler ön planda. Onu tercih etmeleri. Seçeceği meslek özel sektöre mi, kamuya mı yönelik eğitim veriyor, buna dikkat etmesi lazım. Regüle bir meslek mi? İşte hep halk arasında bilinen mühendislik, doktorluk, öğretmen. Bunlar regüle meslekler, kanunlarla aslında sınırlanmış. Aslında mahalle baskısı meslekleri. Ne olacaksın? Doktor olacaksın. Ne olacaksın? Mühendis olacaksın. Ne olacaksın? Bunu olmak zorundasın yani. Serbest mi? Yani hem kamuda hem özelde çalışabilecek bir alanı var mı? Yoksa sadece uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi gibi ağırlıklı olarak kamuya yönelik meslekler mi? Bunların hepsine dikkat etmesi lazım. Sonuçta da ailesiyle de istişare etmesi lazım. Mahalle baskısı dedik az önce. Çok önemli değil belki ama başka bir şehirde yaşamak zordur. Psikolojik tabii. olarak, ekonomik olarak. İşte bunları birlikte kendi imkanları, aile imkanlarıyla birlikte değerlendirip en son en doğru tercihi yapması lazım. Biraz da mesela ailelerin de işte komşu çocuğu ne yapmış, sen bunu böyle yapamadın deyip hesap sormaması çocuklar, da lazım. Hesap sormaması lazım. Çocuklar zaten yani büyük baskı altındalar. Evet. Büyük sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü doğru. o ortam zor. 3 saatlik, 4 saatlik sınav. Ondan sonraki yaşanan stresler. İşte üniversitenin iyi bölümünü kazandım mı? Mezun olunca iş bulacağım mı? Bunların hepsi gençlerimizin üzerine büyük bir baskı. Doğru. Ailelerin aslında bunu biraz daha yatıştırması lazım. Biraz evet. daha alttan alması lazım. Yani. Esnek olması lazım dediğiniz gibi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ki zaten şahsınızda bir en azından
onları kucaklayıcı bir üniversite olduğunu görüyoruz. Peki mezun olduktan sonra, şimdi tabii ki üniversiteyi kazandı, artık okudu, mezun oldu. Mezun olduktan sonra iş bulma potansiyeli diğer üniversitelere göre Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde biraz daha ön plana çıkıyor mu? Tabii burada özellikle öğrencilerin uluslararası düzeyde. Biz şuna inanıyoruz ki mezun olan her öğrencimiz dünyanın her ülkesinde meslek hayatını sürdürebilecek kabiliyette olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin genelinde üniversitelerle ilgili bir, yani Yükseköğretim Kurumu'nun regülasyonundan dolayı bir minimum kalite zorunluluğu zaten var. Şimdi ayrıca bağımsız kalite kurumlarının değerlendirmesine yönelik çalışmalar da var. Biz kendi iç değerlendirmelerimizi yaptık. Şimdi dış akreditasyonla ilgili bu yıl inşallah çalışmalarımız da olacak. Mesela Amerika'da 3000 civarında üniversite var. Ama bunların 300 tanesi Türkiye'deki üniversitelerden daha iyidir belki. Yani hepsi de hepsinden iyi değildir. Kalan 2700'ü daha kötü üniversitelerdir. Çünkü bizim ülkemizde ciddi bir regülasyonun var olması, disiplinin var olması üniversiteleri iyi olmaya zaten zorluyor. Yani kendimizi kesinlikle kötü görmememiz lazım. Yani eğitimle ilgili hiçbir eksiğimiz yok. Mutlaka iyi durumdayız. Dünya ile boy ölçüşecek durumdayız. Türkiye'de eksik olan bir miktar Ar-Ge çalışmaları, üniversite sanayi işbirliği ile ilgili. Bazı üniversitelerimiz bu konuda ciddi yol almış durumda. Bazıları henüz emekleme döneminde. Bu yüzden devletimizde pek çok teşvik ve çaba sarf ediyor. Özellikle öncelikli alanlara yönelik lisansüstü programlarda destek veriyor. Bizim üniversitemizde yaklaşık 10 civarında ülkemizin önceliği olan alanla ilgili destek aldı. Burs desteği alan öğrencilerimiz var. Bu alanlarda, ülkenin ihtiyacı olan alanlarda akademisyen ve araştırmacı yetiştiriyoruz. Tabii bizim üniversitemiz açısından ne söyleyeceksiniz derseniz, bir kere yabancı dil eğitimi en önemli faktör. Bunun dışında üniversite eğitimi sırasında biz mesela çarşamba günü, her çarşamba saat 13.30'da 15.30'u formal derslerin olmadığı bir saat oluşturduk ve bu saatte bilimsel, yani alanla ilgili kültürel veya yine başka alanlarla ilgili bilimsel faaliyetlerin yapıldığı, sosyal faaliyetlerin de yürütüldüğü bir zaman dilimi ve öğrenciler bu zaman dilimi içerisinde katılmış oldukları faaliyetlerden ek puan alacaklar ve bunlar da her yıl bir kredi olarak yansıyacak ve 4 yılın sonunda mezun olma aşamasına gelmiş öğrenci de 4 kredi olarak derse de yansıtmış durumdayız. Yani öğrencilerimizin kendilerini diğerlerine göre daha öne çıkartacak ek özellikleri kazanmaları için zorluyoruz. Evet. Yani sadece onların isteğini de bırakmıyoruz. Ve mezun olduklarında bakıyorlar ki bu özellikleri onları bir adım öne çıkartıyor. Bir anekdot anlatayım. Buyurun. Bir yönetim kurulu toplantımızda Yabancılar Yüksekokulu müdürümüz, daha önceki yıllarda eğitim görmüş bir öğrencisiyle kütüphanede karşılaşmış. Ne yaptığını sormuş. Demiş bir iki kitap işte alıyorum. Hayırdır? Sen mezun olmadın mı? Yeni mezun olmuştu. Ne yaptın? İş buldun. Buldum demiş. Nasıl buldun? Bir işte bir yere başvurduğunda demişler İngilizce biliyor musun? Daha yani işte branşını söyledikten sonraki ikinci soru. Biliyorum demiş ve hemen bir telefon çevirmiş ve telefonu vermiş. Ben şu malzemeleri istiyorum. Bunun siparişini geçer misiniz? Çocuk, karşımda bir Çin aksanıyla konuşan birisi vardı. Ben ona söyledim. Sonra da telefonu kapattık. Sonra ikinci bir yeri aradı. Bir arayın bakalım doğru söylemiş mi diye. Onu da doğru söyledim teyit ettikten sonra yarın gel işe başla dediler. Yani bazen 5 yılda almış olduğunuz bilimsel eğitiminden ziyade sadece bir özelliğin sizin iş bulmanıza faydalı olabilir. Ufak o yüzden, bir nüans, ufak bir farklılık, evet, her şeyi küçük kazandırıyor. Bir farklılık her şeyi değiştirebiliyor. O yüzden biz sadece formal eğitimi değil, öğrencilerimizi farklı özellikler kazandırmayı da şiar edinmiş. Öğrenci odaklı eğitim Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde var diyebiliriz o zaman. Evet, çünkü evet. Beyin göçü çok önemli. Doğru. Yani mezun ediyoruz, yetiştiriyoruz. Daha sonra işte değişik ülkelere, gelişmiş, dünyanın gelişmiş ülkelerine dağılıyor öğrencilerimiz, genç beyinlerimiz. Ve yıllar sonra geçiyor ki bir bakıyoruz ki o önemli bir buluşa imza atmış. Doğru. Veyahut önemli bir çalışmaya imza atmış. Ki şu anda yaşadığımız İslam coğrafyasında, Türk coğrafyasında yaşadığımız sıkıntıların hepsi geride kalmışlığımızın tezahürü.
Ve bu geride kalmışlığımızın tezahürü işte bilim, işte silah üretemiyorsun, belli işler yapamıyorsun, evet. Bilimde gelişemiyorsun, sanayide gelişemiyorsun. Üniversiteler bunlar için lokomotif, evet. Türkiye için lokomotif. Evet. Peki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin gelecek hedeflerinde neler var? Gelecek hedeflerinde biz sadece Ankara ya da Türkiye değil, bizim gönül coğrafyası dediğimiz işte Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Afrika, bu bölgedeki gençleri uluslararası arenaya kazandırmaya çalışan bir üniversiteyiz. Bir örnek vermek gerekirse bizim mühendislik fakültesi birincimiz bu yıl Suriyeli bir öğrenciydi. Yani bu coğrafya bizim coğrafyamız. Biz Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürmüş olduğu bölgelerden gelen insanların toplandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyanın tam ortasındayız. Evet. Güneyle, kuzeyin, doğuyla, batının tam ortasındayız. Bu yüzden güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmak için başta üniversitelerimiz, siyasetimiz, ekonomimiz güçlü olmak zorunda. Ben bütün öğrenciler için eğer parlak bir gelecek arzu ediyorlarsa Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne gelmelerini tavsiye ediyorum. Bütün üniversitelerimizin bu fikirde olması gerektiğini evet. düşünüyorum. Evet. Kültür ve sanat. En son zaten süremize sonuna geldik. En önemli şeylerden bir tanesi de bu. Kültür sanat faaliyetleri nelerdir Yıldırım Beyazıt'ta diyebiliriz? Çok sayıda faaliyetimiz var. Bizim 64 tane öğrenci kulübümüz var. Burada bilimsel kulüplerden alanla ilgili kulüplere, oradan sanat faaliyetlerine, yine sportif faaliyetlere kadar değişen kulüplerimiz var. Bu kulüplerimizin faaliyet yürütmek zorundalar. Çünkü eğer belli sayıda faaliyet yapmazlarsa ertesi yıl o kulüp kapanır. Yeni bir kulüp kurulur. O yüzden yani ceza böyle, sistemi de var. Ceza sistemi de var. Dinamik bir süreç var. Hemen hemen öğrencilerimizin %90'ı bu kulüplere üyedir. Üye olmayan belki %10 öğrenci çıkabilir. Ve bu kulüp faaliyetlerinde aktif olarak yer almaktadırlar. Çok sayıda bilimsel kongre düzenliyoruz, sempozyum düzenliyoruz. Çok yakında Orta Doğu çalışmalarıyla ilgili, Kafkasya çalışmalarıyla ilgili bir sempozyumumuz olacak. Yine bu yıl öncelikli alanlardan Orta Doğu çalışmalarıyla ilgili bir doktora programına destek aldık. Öğrencilerimiz burslu olarak bu programa başvurabilir. Aynı bilimsel kongreleri düzenlediğimiz gibi öğrencilere yönelik bilimsel kongreler de düzenliyoruz. 3 alanda, 4 alanda hatta sağlık alanında 2 öğrenci kongresi düzenledik. Birisi ülke çapında, Türkiye çapında bir kongreydi. Birisi de uluslararası düzeyde, ya daha doğrusu uluslararası katılımlı bir öğrenci kongresi düzenledik. Yine sosyal bilimler öğrenci kongresi, yine ilahiyat alanında düzenledik. Ayrıca mühendislik fakültesinde de Ar-Ge merkezleri sergisi, robot yarışları gibi, yine insansız hava araçlarıyla ilgili yarışlar düzenledik. Hatta takımımız da Türkiye çapında dereceye girmiş oldu. Öğrencilerin özellikle kendilerini ifade edebilecekleri, işte biraz önce bahsettiğim iletişim becerilerini, özgüvenlerini arttırıcı çalışmaları kendilerine yaptırıyoruz. Yani kongreyi bir öğretim üyesi tarafından düzenleyip öğrenciyi konuşturmuyoruz. Organizasyonundan sunumuna kadar, bilimsel araştırmasından onun yazıya dökülmesine kadar, hatta moderatörlüğüne kadar öğrencilerin yaptığı, kendilerini gerçek hayata hazırlayacak, gerçek hayatı simüle eden çalışmalar yürütüyoruz. Evet. Bunların da formal, en az formal dersler kadar faydalı olduğunu düşünüyoruz. Programın yavaş yavaş sonuna geldik. Son sözlerinizi almak istiyorum Sayın Doğan. Neler söylemek istersiniz? Bu hafta tercih haftasındayız. Evet. Biraz önce söylediğim gibi istemedikleri, gelecekte o mesleği yapmayı düşünmedikleri bölümü kesinlikle öğrenciler tercih etmesinler. Mutlaka aileleriyle istişare etsinler. Kişisel becerilerine, kabiliyetlerine uygun bölümleri tercih etsinler. Seçecekleri üniversitenin diğer yan faaliyetlerine, kişisel gelişimlerine arttırıcı faaliyetleri var mı yok mu? Buna dikkat etsinler. Yabancı dil olmazsa olmaz. İmkan varsa yabancı dillerini geliştirecekleri bir üniversiteyi tercih etmeleri tavsiye ediyorum. Bunun dışında işte bütün bu özellikleri içeren
Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nde en son tercih etmelerini istiyorum. Profesör Doktor Sayın Metin Doğan, çok teşekkür ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü. Evet, bu hafta da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni konuştuk. Gençler geleceğimizdir inşallah. İyi meslekleri seçerler. Bu hafta da programın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle Panorama'da. Şimdilik hoşça kalın.